Bu zamların altında vatandaşlarımızın ezilmemesi için bir kara kış fonu oluşturulmak zorunda. Kaynakları israftan yana değil, hakikaten ihtiyaçtan yana kullanmaktan geçiyor. Bir gün gelecek ki 50 lirayla benzin alamaz ve benzin deposuna koyamaz hale gelecek. Onun da hesabı sorulur. Merhabalar, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu TV YouTube kanalı izleyicileri. Bugün aramızda Cumhuriyet Halk Partisi 27. dönem milletvekili ve aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Sayın Emine Gülizar Emecan var. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Tuğrul Bey. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun çalışmaları iyice hızlandı ve kendisiyle bu çalışmalarla ilgili neler yapılıyor, meclis grubumuz bu konuda hangi konulara eğiliyor ve Türkiye'nin genel olarak bütçesinin nasıl şekillendiğini soracağız. Hemen kısaca başlayalım. Her yılın sonunda ülkenin gündemini Plan ve Bütçe Komisyonu belirliyor, bu tartışmaları belirliyor. Nedir bu bütçe görüşmelerinin önemi? Neden bu kadar olaylı geçiyor Sayın Vekilim? Öncelikle ben tüm izleyicilerimizi buradan selamlamak istiyorum. Evet, heyecanlı bir dönemdeyiz. Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Öncelikle tabii bütçe dediğimiz zaman nedir bütçe? Onu tanımlayacak olursak, sonuç olarak bütçeyi ülkeyi yönetenler, iktidar belirler. Hükümet ülkenin kaynaklarını hangi harcamalar için kullanacağını bir kanun teklifiyle meclise getirir. Anayasamızda da tanımlandığı gibi bu meclise gelen kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşülür ve kanunlaşır. O nedenle de bu dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gelen kanun teklifleri görüşüldüğü için, bütçe teklifi görüşüldüğü için bütün odak noktası komisyon oluyor. Bütçe hakkı milletindir aslında. Sonuç olarak hükümetler milletin bu bütçe hakkını, yani devletin kaynaklarını, gelirlerini nasıl harcayacağının hesabını verdiği bir yerdir Plan Bütçe Komisyonu bir anlamda. Yani her yılda bir yapılır bu bütçe kanun teklifi gelir ve Plan Bütçe Komisyonu'nda da bir nebze aslında o sorgulama, onun hesabı nasıl harcayacaksınız? Aynı zamanda sadece gelecek yılın bütçesi nasıl hazırlandı ve nasıl harcayacak, hangi kesimlere, hangi kaynaklar ayrıldı, bunların yanında bir önceki, içinde yaşanılan değil, bir önceki yılın da kesinleşmiş hesapları görüşülür. Onun da hesabı sorulur aslında. Bütçe, Plan Bütçe Komisyonu'nun en önemli özelliği budur diyebiliriz. O nedenle şu anda bu görüşmeler çok hareketli ve heyecanlı geçiyor gerçekten. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Bir de tabii kara kış kapıda. Sürekli medyada da benzer şekilde partimizin de genel merkezinden bu çok sık dile getiriliyor. Bu noktada her günde bir zam haberiyle uyanıyoruz. Ve basit bir anlatımla zam neden yapılır? Aynı ürüne ayda 3 veya 4 kere zam gelmesinin sebebi nedir? Bir de bunun bir sonu var mı? Yani Türkiye bu zam yağmurlarına tahmininizce ne kadar dayanabilir? Şimdi Tuğrul Bey, tabii yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte ülkede ekonomi yönetimi de farklı bir noktaya evrildi. Nasıl bir noktaya evrildi? Artık kendi içinde, iktidar kendi içinde bile ortak aklı yürütmek yerine tek bir kişinin yönlendirmesiyle ekonomi politikalarını belirler hale geldi. Bunu nereden anlıyoruz? İşte Merkez Bankası Başkanı'nın sürekli değiştirilmesi ve o getirilen başkanın Cumhurbaşkanı'nın istekleri doğrultusunda, yani özerk ve özgür bir şekilde karar alması gerekirken o kararları almaması, Cumhurbaşkanı'nın istekleri doğrultusunda kararlar alması. Bunun yanında ekonomi kararlarının yine tek başına alınıyor olması Türkiye'de şu anda ekonomideki bütün dengeleri bozmuş durumda. Örneğin faiz üst üste 3 kere bir faiz indirimi kararı alındı. Bu faiz indirimi kararı ile birlikte maalesef hem Türkiye'de enflasyon hem de döviz hareketleri tetiklendi. Sürekli ve hızlı şekilde bir doların yükselişini görüyoruz ekonomimizde. Doların yükselişiyle birlikte maalesef
üretimde biraz dışa bağımlılığımız da olduğu için özellikle sanayide mesela aramalı ithalatına bağımlı haldeyiz hala. Bu döviz hareketleri girdilerin de fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Tarımda da aynı şekilde girdi fiyatlarının yükselmesinde hem enflasyonun yükselmesi hem döviz hareketleri bunların hepsini bir arada düşündüğünüz zaman işte fiyat hareketleri bu şekilde hareketleniyor. Hissedilen enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon bir olmadığı için hükümet açıklanan enflasyon oranlarına çekebilmek için ortamı maalesef fiyatlarda ciddi şekilde oynamalar oluyor. Bunun da yansıması sahaya zam, zam ve zam olarak gelmeye başlıyor. Ve son tüketici olarak da halkımız üzerinde bunun etkisini yoğun bir şekilde görüyoruz. Ne oluyor tabii? Fiyatlar artarken Türk lirasının dolar karşısında erimesi maaşlarımızı da eritiyor. Alım gücü düşüyor. Alım gücü düştükçe enflasyon ve pahalılık insanlarımızı çok daha derinden etkiliyor. Çok daha sert bir şekilde vuruyor. İşte kara kış dediğimiz şey bir anlamda bu şekilde geliyor diyebiliriz. Bu noktada yine bağlantılı bir soru olacak aslında. En büyük zam yağmurunun hatta fırtınasının da enerji alanında olduğunu görüyoruz. İktidar neyi doğru yapmıyor da sürekli zam geliyor? Şimdi enerji fiyatlarıyla ilgili tüm dünyada bir enerji girdileriyle ilgili fiyat artışı var. Ciddi oranda bir yükseliş var. Son 3 yıldır Türkiye'de bu artışı biz çok daha yüksek oranda yaşıyoruz. Neden? Çünkü biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Özellikle doğal gazda %99 dışa bağımlıyız. Elektrik üretimimizin %45'ini de doğal gazla sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye girmesi ve üretilmesinde iktidar çok yavaş yol aldı. Ve çok yavaş ilerlediği için bu doğal gaza bağımlılığımız hala yüksek oranda devam etmekte. Şimdi enerji fiyatlarındaki bu yükseliş, biraz önce bahsetmiş olduğum döviz, Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybetmesi, üretilen enerjinin, ithal edilen enerjinin de bize çok pahalıya, çok daha pahalıya mal olmasına sebep oluyor. Bunun yanında tabii birkaç başka faktör daha var. Nedir o faktörler diyecek olursak? 1984 yılında çıkan bir kanunla enerji, üretim, iletişim ve dağıtım alanında özelleştirmeye gitti devlet. O özelleştirmelerle birlikte elektriğin bu şirketlere çok büyük kaynaklar aktarıldı, krediler verildi. Şu anda o kredilerin geri dönüşü alınamıyor ve bu şirketler özelleştirme sırasında şu sözü vermişlerdi. Tüm enerji altyapı sistemlerini, elektrik altyapı sistemlerini yeniden düzenleyeceklerini, yenileyeceklerini ama yapmadılar. O nedenle mesela şu an Türkiye'de elektrikte kaçak kayıp oranımız çok yüksek. Dünya ortalamalarının, OECD ülkeleri ortalamalarının çok üstünde. Bu maalesef faturalarımıza da yansıyor. Eğer bu yenilemeleri yapmış olsaydı şirketler daha az yansıyacaktı. Diğer taraftan devletin hep yani dolaylı vergilere yüklenmesi, vatandaştan bunun acısını çıkarmaya, yani bu devletin gelirlerini arttırma noktasında vatandaşı aracı olarak kullanması nedir? Mesela enerji faturalarında hep konuşuyoruz, işte TRT katkı payı. Ne işi var enerji, elektrik faturasında TRT katkı payının? Çeşitli fonlara aktarılan katkı payları, işte KDV ve ÖTV'nin yüksek oluşu. Tüm bunlar da o faturaların üstüne eklenince sürekli dışarıda enerji fiyatındaki artış, artı dolardaki artış, yani Türk lirasının değer kaybetmesi, üstüne bir de işletimdeki maliyetleri eklediğinizde sürekli enerjiye zam faturalara yansıyor. Daha yeni doğalgaza %48 zam yapıldı. Evet. Yani Turul Bey. O yüzden kara kış kapıda dememizin sebebi bu. Sayın Genel Başkanımızın biliyorsunuz bir çağrısı oldu. Kara kış fonu oluşturalım acil Türkiye'de, evet, diye. Mesela bunu yapan ülkeler var. Evet, dünyada da bir sıkıntı var enerji ile ilgili ama diğer ülkelere baktığımız zaman enerji fiyatlarının vatandaşlarına yansımaması için önlem alıyor ülkeler. Kaynak ayırıyorlar vatandaşlarına. Mesela İtalya'dan örnek verecek olursak 3 milyar dolar kaynak ayı, 3 milyar euro, çok özür dilerim, kaynağı
vatandaşına elektrik enerji faturalarının yansımaması için ayırmış durumda. Keza diğer ülkelerde, Fransa'da aynı şekilde yüksek bir miktarda böyle milyarlarca euro kaynaklar ülkelerde vatandaşını zor durumda bırakmak için ayrılıyor. Türkiye'de yok şu anda bu, yapılmıyor. O nedenle de Sayın Genel Başkanımız bu çağrıyı yaptı. Biz de yine bu çağrımızı yeniliyoruz. Acilen bu faturaların altında, bu zamların altında vatandaşlarımızın ezilmemesi için bir kara kış fonu oluşturulmak zorunda. Zorunda, evet. Peki ülkenin genel durumuna baktığınızda 2021'i tamamlarken, 2022'ye doğru ilerlerken Türkiye'yi bu anlamda neler bekliyor? Çok iyi şeyler beklediğini maalesef söyleyemeyeceğim. Şimdi bütçe görüşmelerinden bahsettik işte en başta. Bakanlıkların bütçe görüşmelerine devam ediyoruz. Bir kere bütçe sunulan bütçenin içerisindeki harcamaların şeffaf bir şekilde bize yansıdığını söyleyemeyiz. Dağılım bakımından mesela devletin kaynaklarının hangi alanlarda harcanacağına baktığımız zaman orada da çok adil bir ayrım olmadığını görüyoruz. Vergi politikamızın bir kere en başta değişmesi gerekiyor. Şu anda dolaylı vergilerle daha çok sermayeden ziyade halktan, vatandaştan vergi toplama yönünde bir politikası devletin hala devam ediyor. Bu milletimizin üzerindeki çok ağır ve ciddi bir yük gerçekten. Bu politikanın değişmesi, yeniden bir vergi reformu yapılması gerekiyor. Bunlar yapılmadığı müddetçe vatandaşımızın üzerindeki yük artmaya devam edecek. Mesela bütçe kullanma şekli bir tercihtir. Yani bir devletin kaynaklarını kimlerden yana kullandığını belirler hazırladıkları bütçeler. Şimdi biz önümüze gelen bütçelere baktığımız zaman halktan yana, vatandaştan yana çok bir kaynak ayrıldığını görmüyoruz. Bu bütçede işte garanti ödemelerine giden kaynaklar, dış borcumuz çok arttı. Dış borca gidecek olan kaynaklara baktığımız zaman geriye kalan gelirlerden vatandaşımıza ayrılan payın çok düşük olduğunu görüyoruz. Burada her kesimi sayabiliriz. Emeklileri, öğretmenleri, sağlıkçıları, birçok kesimi sayabiliriz burada. Kadınları, çocukları, engellileri hep çok düşük bir pay aldıklarını ve almaya devam ettiklerini bu bütçeyle de görüyoruz. Yani 2022 yılı da çok parlak geçmeyecek. Hele de bu zamlarla birlikte. Hele de bu kara kış fonu da oluşturulmazsa zamlar gelmeye devam edecek. Zor bir dönem bekliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürekli iktidara alınması gereken önlemlerle ilgili kendi çözümlerimizi sunuyoruz. Umarız ki karşılık bulanlar olur bunların içinde. Mesela en önemlisi bunlardan asgari ücretten işte asgari ücretin yükseltilmesi ve verginin kaldırılması çok önemli. Yani bu hem aynı zamanda piyasada harcamaları da, piyasanın dönmesi için harcamaları da etkileyecek bir etken olacaktır. Yine emeklilerimizle ilgili kesinlikle emekli maaşlarının arttırılması gerekiyor. Bugün toplumda 3600 ek gösterge memurları bekliyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar var. Bunların sorunlarının çözülmesi lazım. Bu sorunların çözülmesinin yolu kaynakları israftan yana değil, hakikaten ihtiyaçtan yana kullanmaktan geçiyor. Evet. İktidarın bunu yapması lazım. Biz bu çağrımızı sürekli tekrarlıyoruz. Tekrarlıyoruz. Bazen sizde de denk gelmiştir umuyorum. Sosyal medyada vatandaşlarımız yapılan zamlarla ilgili şöyle yorumlar yapabiliyor. Yani benzin istasyonunda gittiğimde ben her zaman 50 liralık alıyorum benzini. Yani bu zamın gelmesi bizi etkilemiyor tarzında bir takım yorumlarda bulunuyorlar. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani buradaki her zaman 50 liralık alıyorum benziniyle bu yapılan zamların arasındaki ilişki nedir sizce? Vallahi çok sıcak bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Aslında şöyle bir deney yapabiliriz belki bununla ilgili. Sürekli 50 liralık benzin alan bir vatandaşımızın deposunda her 50 liralık benzin aldığında boş deposuna ne kadar, hangi seviyeye kadar o benzin gelmiş depoda onu ölçebiliriz. Bir süre sonra o 50 lirayla deponun dibini bile dolduramayacağını, aslında paramızın nasıl değer
kaybettiğini oradan anlayabiliriz. Yani bir gün gelecek ki o 50 lirayla benzin alamaz ve benzin deposuna koyamaz hale gelecek. Bu trajik bir durum aslında. Bu bir, nasıl diyeyim, yani bir avuntu maalesef ama gerçeklerle örtüşmüyor tabii. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Tabii ki bu çağrımızı yinelerken de Sayın Vekillerimiz bunun mücadelesini verirken aslında bir anlamda Cumhuriyet Halk Partimizin gelen iktidarının da ayak sesleri olmaya devam ediyorlar. Onlar için de ayrıca sizlere çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli izleyenlerimize de bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kal diyoruz.